Evet arkadaşlar, Atatürk dönemi iç politika 3. soru çözüm videosuyla karşınızdayız. İlk sorumuza bakalım arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini ilk kez 1932'de Yerebatan Camii'nde okuyan müellif aşağıdakilerden hangisidir? Hafız Rıfat, Hafız Yaşar Okur, Dürizade Efendi, Hafız Burhan, Elmalı Hamdi Yazar. Cevabımız arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'i Türkçe mealini ilk kez okuyan kişi Hafız Yaşar Okur olacak arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. 7 Ağustos 1924'te Hakkari'de İngilizlerin kışkırtması sonucu çıkan Nasturi isyanının bastırılmasında etkili olan 7. Kolordu Komutanı aşağıdakilerden hangisidir? Ali Fethi Okyar, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Cafer Tayyar Paşa, Refet Bele. Arkadaşlar, cevabımız Cafer Tayyar Paşa olacak. Cafer Tayyar Paşa, Nasturi isyanının bastırılmasında etkilidir. Hakkari ve çevresinde yaşayan Hristiyan bir grup olan Nastürler, bağımsızlık için çıkardığı isyandır arkadaşlar, Nasturi isyanı. İsyanın çıkmasında İngiltere'nin kışkırtmaları etkilidir. İngiltere Musul konusunda karlı çıkmak için bu isyanı desteklemiştir. İsyan 7. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar tarafından bastırılmış. İsyancılar İngiliz yönetimindeki Irak'a sığınmışlardır. Bu da ek bir bilgi olarak aklınızda kalsın. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın ilk şubesi aşağıda verilen illerin hangisinde açılmıştır? Tunceli, Bursa, Urfa, Diyarbakır, Gaziantep. Cevabımız Urfa olacak arkadaşlar. C şıkkı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın ilk şubesi Bursa, Urfa'da açılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kuruluş tarihi olarak aşağıda verilen hangi olayın tarihi olarak belirlenmiştir? Türk ordularının İzmir'e gelişi, 1. TBMM'nin açılış tarihi, Lozan Antlaşması'nın imzalandığı tarih, Misak-ı Milli kararlarının ilan tarihi, Cumhuriyet'in ilanı. Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kuruluş tarihi, Türk ordularının İzmir'e girişi olan tarihtir. Yani arkadaşlar, 9 Eylül 1923 olacak. Diğer bir soruya bakalım. 11 Ağustos 1923'te 2. TBMM'nin açılmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Lozan görüşmelerinin kesintiye uğraması, devlet rejiminin belirlenmesi, 1. Meclisin çalışma süresinin dolması. Üçü de var arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacak. 13 Şubat 1925'te çıkan Şeyh Said isyanında rolü olan kişileri yargılamak üzere kurulan İstiklal Mahkemeleri aşağıdaki verilen hangi iki şehirde faaliyet göstermiştir? Ankara, İstanbul, Ankara, Urfa, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Urfa, Urfa, Diyarbakır. Arkadaşlar, cevabımız Ankara, Diyarbakır olacaktı. İstiklal Mahkemeleri bu iki şehirde faaliyet göstermiştir. Yukarıda verilenlerden hangileri Şeyh Said İsyanı çıkışında etkili olmuştur? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması, halifeliğin kaldırılması, saltanatın kaldırılması. Arkadaşlar, Şeyh Said İsyanı'nın çıkışında halifeliğin kaldırılması etkilidir. Cevabımız Bursa. Atatürk'ün ulusun oy ve isteğine dayanan her işin sonucunda ulus için iyilik ve mutluluk olacağı kesindir sözüyle öncelikli olarak aşağıdaki inkılaplardan hangisinin önemini vurgulamıştır? Halifeliğin kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı, Tevhid-i Tebrizat Kanunu, Kılık Kıyafet Şapka Kanunu, Tekke Zaviye Türbeleri. Arkadaşlar, Atatürk'ün bu sözüyle hani oy kullanmak, seçimden bahsetmektedir. Seçimde cumhuriyeti nitelemektedir. Cevabımız Bursa olacak. Cumhuriyet döneminde görülen gelişmeler aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir? Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması, Musul'un İngiliz mandasına bırakılması. Menemen isyanının çıkması, Mustafa Kemal'e suikast düzenlenmesi, Şeyh Said isyanının çıkması,
Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması, Cumhuriyet'in ilan edilmesi. Arkadaşlar, cevabımız Şeyh Said isyanının çıkması olacaktır. Diğer soruya baktığımızda halifeliğin kaldırılması sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmemiştir? Vicdan özgürlüğü yolunda önemli bir yol atılmıştır. Evet. Teokratik sistem güçlenmiştir. Hayır arkadaşlar. Ümmet anlayışı zayıflarken ulus devlet olgusu güçlenmiştir. Yeniliklerin önündeki engel kaldırılmıştır. Demokrasinin aşamalarından biri gerçekleşmiştir. Teokratik sistem güçlenmiştir ifadesi yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Halifelik aksine halifelikle teokratik sistem güçlenmekteydi. Cevabımız Bursa olacak. Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi birlikte yürüttüğü yakın arkadaşlar tarafından kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası çıkan Şeyh Said isyanı sonucunda kapatılmıştır. Bu bilgiye dayanılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Cumhuriyet dönemindeki ilk siyasi partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. Hayır arkadaşlar. Şeyh Said isyanı çoğulcu demokrasi anlayışının oluşmasını engellemiştir. Ulusal bağımsızlık zarara uğramıştır. Arkadaşlar, Bursa seçeneğine yani yalnız 2 olan seçeneğe ulaşabiliriz. Çünkü Şeyh Said isyanı sonucu parti kapanıyor. Çoğulcu demokrasi anlayışı oluşması engelleniyor diyoruz. Cumhuriyetin ilanından sonra laik devlet üzerine gerçekleştirmek isteğiyle faaliyetlerinden hangileri 3 Mart 1924 tarihinde yaşanan gelişmelerden değildir? Halifeliğin kaldırılması, tevhid-i tedrisatın yasası, laiklik ilkesinin anayasaya eklenmesi. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Laiklik ilkesinin anayasaya eklenmesi 3 Mart 1924 tarihli gelişme değildir. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilanından sonra saltanat yanları ve Mustafa Kemal tarafından işbirliği sonucunda gerçekleştirilmiştir? Ankara'nın başkent olması, Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi, Mustafa Kemal'in 9. Ordu müfettişine atanması, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması, İstiklal Mahkemelerinin kapatılması. Cevabımız arkadaşlar İstiklal Mahkemelerinin kapatılması olacaktı. Yukarıdaki gelişmeler Yeni Türk Devleti'nde yapılan hangi inkılap sonucunda gerçekleştirilmiştir? Devlet başkanlığı sorununun çözümlenmesi, kabine sistemine geçilmesi, devrimler için uygun ortamın hazırlanması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması, 1921 anayasasının kabulü. Cevabımız arkadaşlar cumhuriyetin ilanı olacaktı. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet rejiminin korunması amacıyla yapılan faaliyetler arasında gösterilemez? Şeyh Said isyanının bastırılması, Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması, Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması, Derviş Mehmet'in askeri mahkemede yargılanması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması. Cevabımız arkadaşlar Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması cumhuriyet rejiminin korunması amacıyla yapılan faaliyetler arasında değildir diyoruz. Yukarıdakilerden hangileri 1921 ve 24 yılları anayasaların kapsamındaki ortak maddelerdendir? Devletin yönetim şekli cumhuriyettir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Devletin başkenti Ankara'dır. Arkadaşlar her iki anayasanın ortak noktası da egemenlik kayıtsız şartsız milletindir maddesi yer almaktadır. Çünkü 1921 anayasasında devletin yönetim şekli cumhuriyetten bahsetmemektedir. Cumhuriyet döneminde demokrasinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası ile özelliklerinden hangileri doğru değildir? Türkiye'nin ilk siyasal partisidir. Kurulmasıyla ulusal egemenlik ilkesi tamamlanmıştır. Ekonomide liberalizmi savunmuştur. Devletçilik haricindeki Atatürk ilkelerini benimsemiştir. Cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın özellikleri arasında değildir diyoruz. Cumhuriyet yönetiminin sağladığı değerlere ve laik devlet yapısına karşı başlatılan ilk isyan hareketi aşağıdakilerden hangisidir? 31 Mart olayı, Menemen olayı, Şeyh Bedrettin isyanı, Şah Kulu isyanı, Şeyh Said isyanı. Cevabımız arkadaşlar Şeyh Said isyanı Cumhuriyet yönetimine karşı çıkan ilk isyandır. Menemen olayı ise
Cumhuriyet rejimine karşı çıkan ikinci isyandır diyoruz. Atatürk, Cumhuriyet'in dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun bireyleri ne kadar Türk gelenek ve görenekleriyle dolu olursa o topluma dayanan Cumhuriyet de o kadar güçlü olur demiştir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Cumhuriyet rejimi gücünü Türk toplumuna almıştır. Evet. Cumhuriyet rejimi Türk milli duygularıyla örtüşmektedir. Evet. Cumhuriyet Türk kültürüne özgü bir rejimdir. Hayır arkadaşlar. Cevabımız Denizli olacak. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasının ardından çok partili demokratik yaşama geçiş Şeyh Said İhsani ile kesintiye uğramıştır. Buna göre parti içinde liderlik çatışması yaşanmıştır. Yenilik hareketlerin gerçekleşmesinde zamanlama hatası olmuştur. Toplumun istek ve görüşleri yok sayılmıştır. Cevabımız 2 arkadaşlar. Yalnız 2 yenilik hareketlerin gerçekleşmesinde zamanlama hatası olmuştur denir diyoruz. Evet arkadaşlar, bu videomuz da burada sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.